Vallahi bu çikolata gerçekten mutluluk kaynağı. Böyle insanın gözünden endorfin fışkırıyor gerçekten. Harika bir şey. Emir. Hı. Emir çok sağ ol. Allah sen olmasaydın endorfin yoksunluğundan acilik olabilirdim. Yani demir parmaklıklar neyse de çikolatasızlık çok kötüydü, çok. Afiyet olsun. Sen? Be Emir'cim, sen nasılsın, iyi misin? Hiç sevmezsin sen öyle kapalı yerlerde kalmayı. İyiyim, iyiyim, merak etme. Çikolata yiyin, çikolata klostrofobiye çok iyi gelir. Yer misin? Yok canım, sağ ol. Emir sen ye. Sağ ol, bu anca sana yeter. Ama yok yok, ye sen, ye sen. Endorfin mutluluk verir. Başka yerlerde mutluluğu aramazsın. Ye bence bir ısırka. Lütfen al ye. Oh. Afiyet olsun. Böyle Sevda. Ha, sen neler yapıyorsun? Hı? Planların neler? Yani gelecekle ilgili planların vardır değil mi? Hı-hı, yok. Ah. Ben gelecekle ilgili plan yapmayı sevmiyorum. Yani sonuçta yarın başımıza ne gelecek kim biliyorsun? Hiç. Öyle günü gününe yaşayıp hayattan tad almaya bakıyorum ben. Olayım bu benim. Gittim ben. Sevda da Emir'in evine geliyor. Sakın yalnız bırakma. O ne demek? Zorla evinde mi kalacağım adam? Bul işte bir şeyler. Su borusu patladı filan de. O geçen gün oldu. Ah. Sıkıldım arkada. Emir, bak sana çok güzel bitki çayı yaptım. Nasıl rahatlatacak şimdi seni görürsün. Niye zahmet ettin ya? Ne zahmeti? Al bakalım. Bak çok güzel. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne demek? Geç oldu, sen de yat istersen. Hı-hı. Ben artık uyuyarak vakit kaybetmiyorum. Onun yerine böyle daha eğlenceli şeyler yapmaya çalışıyorum. Ha mesela gidiyorum karakollardan bir takım doktorları topluyorum. Kusura bakma sen de ya. Gece gece. Sen deli misin ya? Ben bilsem kesin sizle gelirdim. Hayatımda hiç kavgaya karışmadım ben, biliyor musun? Yazdım bak istedim ama yapacağım. Konuşma şöyle ya. Bak tedaviye başlıyorsun değil mi? Sumak lazım da çok acil. Sumak mı? Hı hı. Yani vardır herhalde ama... Yemek yapacağım da. Sen gecenin üçünde yemek yapacaksın. Artık sağlıklı yaşama geçtim Emir, biliyorsun. Evde kendi yemeklerimi yapıp kendim yiyeceğim artık. Ne zamandan beri benim haberim yoktu. Mapushane insanı çok değiştiriyor. Düşünmek için çok fırsatım oldu. Çok zamanım vardı. Ben de düşündüm. Artık bundan sonra hayat kalitemi değiştireceğim. Çok daha kaliteli, kendi yemeklerimi yaptığım, kendi kebaplarımı yaptığım bir düzen oluşturacağım. İlk hareketim de sumak hareketi. Sumak hareketiyle başlatıyorum kariyerimi. Hmm. Ne gibi mesela? Geceleri uyumadan bir yaşam sürmek gibi mi? Hayır. Yani bu pek sirke diyen bir ritme benzemiyor da. Acaba kalp ritminde bir sıkıntı mı var? İlahi. Ya doktor olmasan komik adamsın ama sumak lazım bana. Acil. Bir bakayım. Vardır herhalde. Ah Sevda, kusura bakma. Ben de gece gece size rahatsızlık verdim böyle. Uyuyor muydunuz? Yok ya, uykumuz kaçtı bizim de zaten. Uyumuyorduk. Sohbet ediyorduk öyle. Uyumuyordunuz. Uykunuz kaçtı. Ben sana bir çay önereyim. Ben sana bir çay önerim, vallahi yanında top patlası uyanmazsın. Uyku çok önemli çünkü. Gece uykusu o kadar önemli bir şey ki. Bak ben uyumadığım zaman göz altlarım çünkü böyle hasta oluyorum, halsiz oluyorum falan. O yüzden uyku önemli. Uykunu almak çok önemli. Şimdi bak, papatya, rezene, melisa harikadır. Şimdi ben... Hatırlıyor musun? Bana Antepli dedikoducu teyzelerden bahsetmiştin ya. Nedense bir an onları hatırladım ben. Sende kalsın. Eğer lazım olursa bütün gece gidip gelme diye. Ne alakası var Emir?
Ben geceleri acıkıyorum biliyorsun. Allah Allah. Neyi merak ediyorum ki ben? Merak edecek bir şey mi var? Bir şey mi yapıyorsunuz? Neyi merak edeceğim ben? Yo. Tamam. Sağ ol komşu. Teşekkürler. Çok sağ ol. İyi geceler. Ha, bak iyi geceler demişken uyuyun arkadaşlar. Uyuyun. İyi geceler. Uyuyun. Bu saatte sumak. Enteresan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.